Uzay Bey merhaba. Merhaba Sinan Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ahmet Bey siz nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi Dadaşlar Diyarı Erzurum'dayız. Sürekli de geldiğimiz bu noktada profesyonel hizmetleri ekranlara taşıyoruz. Siz de bölgede eksikliğini gördüğünüz bir çalışmanın lider firmasısınız diyebiliriz. Bulutlar Oto ERZ olarak. Şimdi kısaca önce sizi bir tanıtalım. Ben Özay'da 1982 Erzurum doğumluyum ama İzmir'e göç etmişiz. Orada doğduk, yani orada büyüdük. Evet. 2011 yılında buraya tatile geldik. Tatile gelip şöyle bir gezdiğimizde de Erzurum'da böyle bir eksiklik gördük. Bizim de mesleğimiz olduğu için neden burada yapmayalım dedik. Ve 2011 yılının 8. ayında biz bu işe burada başladık. Güzel. Nasıl gidiyor çalışmalar? Memnun musunuz? Memnunuz. Şu an bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun. İşimiz yerinde. Oturmuş bir sisteminiz var artık. Evet. Doğudaki 14 ile hizmet veriyoruz. Sadece Erzurum'la sınırlı değiliz. Evet. Doğudaki 14 ile sürekli aktif olarak hizmet vermekteyiz. Çoğu zaman gerek şanzıman sökülür gelir, gerek araç gönderilir gelir, burada yapılır. Evet. Bu hizmeti 8 yıldır güzel. 14 ile veriyoruz. Bölgenin o büyük açıklarını kapattınız ama 14 ile de bakabiliyorsunuz. Evet, bu da otomatik şanzıman olarak talep istendiği zaman siz burada hazırsınız. Evet. Peki, kısaca Ahmet Bey siz de bir tanıyalım. Ben 79 Erzurum doğumluyum. Sektörde yaklaşık yağ sektöründe yaklaşık 20 senelik bir mazimiz var. İyi bir tecrübeniz var. Tecrübemiz var. Daha öncesinde toptan ve perakende olarak da bu işi bölgede ustamızın bahsettiği gibi 14 ile hitap ediyorduk biz de bölge distribütörlükleriyle beraber. Güzel. Şimdi perakende sektöründe devam ediyoruz. Araçların periyodik bakımları, yazlık, kışlık bakımlarını, motor yağ bakımlarını, filtre, antifriz gibi bakımlarını burada yapmaya çalışıyoruz. Ben hizmet konuk ediyorum. Olarak size geldiğimde aracımla nasıl başlıyor ilk çalışma ve bitiş aşaması? Şimdi misafirlerimiz bize geldikleri zaman zaten taleplerini bize belirtiyorlar. Araçların yağ bakımlarına yapılması gerektiğini. Biz kontrollerini yapıyoruz. Motor yağ zamanı gelmişse yağını, filtresini, antifrizini, cam suyunu, rutin kontrol edilmesi gereken aksamlarını kontrol ediyoruz. Şimdi yazın tabii iyi bir farklı bir bakımı var. Kışın farklı niye diyeceksiniz? Soğuk bir bölgedeyiz. Evet. Erzurum'da iklim olarak soğuk bir yer olduğu için çevresindeki illerde de aynı sistem var. Siz güzelce anlatıp uygulamaları yapıp aracı teslim ediyorsunuz. Satışta neler var o raflarınızda? Bizde işte motor yağ, bakım ürünleri, cam suyu, silecek işte aksamlar gibi. Özellikle Erzurum'da soğuk memleket olduğu için kışın, aslında yaz kış antifriz bulunması gerekiyor radyatör soğutma sisteminde. Evet. Ama insanlar genelde yazın su kullanıyorlar. Aslında bu yanlış. Yaz kış. Uyaralım burada. Yaz kış antifriz kullanılması gerekiyor. Kışın donmayı, yazın kaynamayı önler. Pas, korozyon, kireç gibi etkenlerden antifriz korur. O zaman sürücülerimizi burada uyaralım. Başka uyarıcı bir şey var mı? Böyle sizin sistemle alakalı şuna daha çok dikkat etsinler diyeceğiniz. Periyodik bakımlarını aksatmamaları lazım. Çünkü bir aracın en önemli şeyi motor yağ. Zamanı geçirdiği zaman motor içerisinde aşınmalar meydana geliyor. Evet. Aslında basit bir bakımla motorun ömrünü uzatmak mümkün. Buna dikkat etsinler. Klasik bakımlara önem vereceğiz. Aynen. Çünkü bakarsan dağ olur, bakmazsan dağ olur demiş atalarımız. Aynen. Peki. Hemen dönelim size Özay Bey. Şimdi siz şanzımanın ustasısınız. Evet. İyi biliyorsunuz bu işleyişi. Evet. Aracımız da size geldiğimizde o uygulamayı başlangıç ve bitiş aşamasını bir anlatalım. Başlangıç aşaması şöyle. Araç bize ya arızalı bir şekilde gelir ya da ikinci el araç alan müşterimiz aracı bize göstermeye getirir. Biz bunu önce cihazla değerlendiririz. Sonra cihaz bağlı yol testiyle değerlendiririz. Şanzımanda arıza varsa zaten bu müşteriye söylenir, bilgisi verilir. Eğer şanzımanda da arıza olmayabiliyor. Şimdi her gelen arabanın şanzımanı arızalı olmayabiliyor. Evet. Motorda arıza olabiliyor, şanzımanı etkileyebiliyor. ABS'de arıza olup şanzımanı etkileyebiliyor. Bunlar müşteriye tek tek izah edilip anlatılıp ona göre yol izleniyor. Peki ben sizlere başarılar diliyorum ekibinizle birlikte. Burası sonuçta bir aile yeri. Evet, evet. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum sizleri. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir çalışmanızda, yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim.